Bir kedi yavrusu mazgal deliğine düşse siz itfaiyeciden medet umuyorsunuz ve itfaiyecinin onu kurtarmasını bekliyorsunuz. Ama bir meslek grubu olarak dünyada en saygın meslek gruplarından biri olan itfaiyecilere meslek grubu almıyorsunuz ve bizim kanun teklifini de görmekten geliyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın ne yıpranma hakkı var, ne özlük haklarını tam olarak alabiliyorlar, ne ücret eşitliği var. 5 ayrı kategoride itfaiyeciler çalıştırılıyor Türkiye'de. Bazı belediyelerimizde 24 saat çalıştırılan itfaiyecilere 3 öğün yemek dahi verilmiyor. O arkadaşlarımız evlerinden yemeklerini getiriyorlar. Ve bu şartlar altında siz bu insanların olağanüstü görev yapmasını bekliyorsunuz ve ne yazık ki yaptırtıyorsunuz. Hani çok öykündüğünüz Amerika, bir itfaiyeci Amerika'da 41.300 dolar alıyor arkadaşlar. Aylığı 3.441 dolara geliyor ve bunun da Türkiye'deki karşılığı 13.764 lira. Türkiye'deki itfaiyeciler 2.800 lirayla 5.000 lira arasında alıyor ve en çok yüksek ücreti de şirketler bazında da olsa Sosyal Demokrat belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde alınıyor. Ankara'da alt geçitleri su basıyor, şoförler boğulmak üzere, yetiş itfaiyeci. Deprem oluyor, insanlar enkaz altında, yetiş itfaiyeci. Her konuda itfaiyeci Türkiye'nin yangınını söndürmeye, Türkiye'deki felaketleri önlemeye çalışıyor. Ama meslek değil arkadaşlar. İtfaiyecilik bir meslek sayılmalı arkadaşlar. Siz yardımcı hizmetler sınıfından almışsınız, genel hizmetler sınıfına geçirdik diye itfaiyecileri övünüyorsunuz. Hakikaten adınızda adalet var ama çok adaletsiz bir partisiniz. Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan itfaiyeciliği bile bir meslek olarak kabul etme ve onun bir meslek olarak kanun teklifi veren bir arkadaşınızı 2 yıldır, 1,5 yıldır kanun teklifini bekletiyorsunuz. Gelin MHP'nin önergesine destek verin.